birden çok yük söz konusu olduğunda elektrik alan problemlerini çözmek ciddi şekilde zorlaşıyor. Yani teoride zorlaşmaması lazım ama işin içine birden çok yük girince insanların kafası karışabiliyor. Sorumuz şu. Aşağıdaki iki yükün tam orta noktasında oluşan net yani toplam elektrik alanın şiddeti ve yönü nedir? Burada artı 8 nanokulompluk burada da eksi 8 nanokulompluk bir yük var. İki yükün merkezleri arasında 6 metrelik bir mesafe bulunuyor. Bulmak istediğimiz şey bu ikisinin tam burada yarattığı toplam elektrik alan. Yani her iki yük de bu noktada birer elektrik alan oluşturuyor. İşte bu iki alanı vektörler gibi topladığımızda elde edeceğimiz toplam elektrik alan ne olacak onu bulmaya çalışacağız. Şimdi ilk bakışta sıfır bulmamız gerekiyormuş gibi duruyor değil mi? Burada artı 8 nanokulompluk, burada da eksi 8 nanokulompluk bir yük olduğu için net elektrik alanın sıfır olması gerektiği hissine kapılıyor. Çünkü birbirlerini götüreceklermiş gibi geliyor ama hayır. Burada çok dikkatli olmamız lazım çünkü bu tahmin doğru değil. Nedenini anlamak için önce her iki alanın bu noktadaki yönünü çizelim. Burada artı 8 nanokulompluk yük bu noktada yükten radyal olarak uzaklaşan bir alan yaratıyor. Yani sağ yönlü bir alan. Bu pozitif yükün bu noktadaki elektrik alanını bulmaya çalışırken negatif yükü hiç umursamıyoruz. Ona bakmıyoruz bile. Çok üzgünüm negatif yük ama sen hiç yokmuşsun gibi davranıyoruz. Sadece bu pozitif yükün nasıl bir alan yaratacağını düşünüyoruz. Çünkü bu negatif yük burada olsun veya olmasın pozitif yük kendi alanını yaratacak. Evet aynı şeyi negatif yük için tekrarlayalım. Negatif yük nasıl bir alan yaratır? Pozitif yük şimdi sıra sende. Şimdi de seni görmezden geliyoruz. Negatif yük radyal olarak kendine yaklaşan yani sağ yönlü bir alan yaratıyor. Pozitif yükse kendisinden radyal olarak uzaklaşan yani yine sağ yönlü bir alan yaratıyor. Yani bu iki alan birbirini sıfırlamadığı gibi birbirine eklenip alan şiddetini iki katına çıkarıyor. Çünkü bu vektörleri topladığımızda ikisi de aynı yönde olduğu için toplam vektör tek bir vektörün iki katı büyüklüğünde olur. Yani ortada bir negatif bir de pozitif yük var diye bu iki yükün elektrik alanları birbirini illaki sıfırlayacak diye bir durum söz konusu değil. Elektrik alanlar aynı yönde de olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. İyi de bu net elektrik alanı nasıl bulacağız? Ne yapmamız lazım? Söyleyebileceğimiz ilk şey net elektrik alanın x doğrultusunda olacağı. Net elektrik alan gerçekten de x doğrultusunda olacak. Çünkü bizi ilgilendiren nokta x doğrultusu üzerinde. Ve bu alan her iki yükün bu noktada yarattığı elektrik alanların toplamına eşit olacak. Önce mavi yükü yapalım. K çarpı mavi yük bölü R kare. Gelelim sarı yüke. K çarpı sarı yük bölü R kare. Değerlerini yerlerine yazalım. K daima 9 çarpı 10 üzeri 9'dur. Ve bu mavi yükün Q'su 8 nanoklomb. Nano 10 üzeri eksi 9 demek. Nano birimini kullanmayı seviyorum çünkü bu sayede eksi 9 ile artı 9 birbirini götürüyor. Peki uzaklık olarak ne yazacağız? Çoğu insan direkt 6 yazmaya kalkar. Oysa bizim istediğimiz uzaklık o değil. Unutmayın, biz yüklerin tam orta noktasında yer alan elektrik alanı bulmak istiyoruz. Burada yani elektrik alan formülünde bizi ilgilendiren R, yükle elektrik alanı bulmak istediğimiz nokta arasındaki mesafe. Yani bu örnekte 3 metre. Tekrar ediyorum. Yükle alanı hesaplamak istediğim nokta arasındaki uzaklık 6 değil 3 metre. Eğer bu iki yükün birbiri üzerine uyguladığı kuvveti bulmak isteseydik o zaman 6 metre kullanırdık. Ama bizim bulmak istediğimiz şey o değil. Biz yüklerin bu orta noktada yarattığı alanı bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buraya 3 metre yazıyoruz. Karesini almayı da sakın ha unutmuyoruz. Şimdi dikkatli olmamız lazım çünkü yükün pozitif olması elektrik alana katkısının da pozitif olacağı anlamına gelmiyor. Kontrol etmemiz lazım. Yükün katkısının pozitif mi yoksa negatif mi olacağını sadece yükün işaretine bakarak tayin edemeyiz. Yönüne bakmamız lazım. Bu pozitif yük sağ yönlü bir alan yaratıyor. Bu yönü genel olarak pozitif yön olarak kabul ettiğimiz için tüm bu terime pozitif dememizde hiçbir mahsur yok. Bir de diğer terime bakalım. Şimdilik aradaki işaretin eksi mi yoksa artı mı olacağını bir kenara bırakıyoruz. Eksi de olabilir artı da. Şimdilik bununla ilgilenmiyoruz. Aradaki işaretin ne olacağına alanın yönüne bakarak karar vereceğiz. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı yük yani eksi 8 nano klomb. Ama eksi işaretini koymuyoruz. İlk terimde klombu yazmayı unutmuşum pardon. Şimdi bulmak istediğimiz mesafe, yükle alanı bulmak istediğimiz nokta arasındaki mesafe. Yani 3 metre. Tabi bir de karesi var. O halde bu terimin katkısı pozitif mi olur, negatif mi? Yükün negatifliğine bakarak buna karar veremeyiz. Bizzat alanın yönüne bakmamız lazım. Alan sağ yönlü yani pozitif yönlü olduğuna göre aradaki işaret artıdır. Bu iki terim birbiriyle toplanıyor. Her iki alan da aynı yönde olduğu için net elektrik alan bu iki elektrik alanın toplamına eşit. İşlemleri yapalım. 3'ün karesi 9, 9 bölü 9, 1. O halde bu terimin değeri 8 Newton bölü Coulomb'dur. Bu terimin değeri de aynı. 9 bölü 9, 1. 10 üzeri 9 ile 10 üzeri eksi 9 birbirini götürür. Geriye bir tek bu 8 kalır. Artı 8 Newton bölü Coulomb. Yani her iki yükte bu noktadaki elektrik alana 8'er Newton bölü katkıda bulunuyor. O halde bu noktadaki net elektrik alan 16 Newton bölü klomptür. Bu noktadaki net elektrik alanın şiddeti 16 Newton bölü klomba eşitmiş. Peki yönü ne? Her iki vektörde sağ yönlü olduğu için net alanda sağ yönlüdür. Büyüklüğü ise tek bir alanın büyüklüğünün iki katıdır. Yani böyle bir örnekle karşılaşırsanız iki terimin de aynı çıkacağını bildiğiniz için sadece birini yazıp ikiyle ile çarpabilirsiniz. Tek tek yazıp toplamak zorunda değilsiniz yani. Ben bu yoldan göstermek istedim ki işin mantığını iyice kavrayabilin. Evet sonuçta net alanın sağa doğru 16 Newton bölü klomp olduğunu bulduk. Peki buradaki yük eksi 8 nanokulomb değil de artı 8 nanokulomb olsaydı ne olurdu? Öncelikle yaratıcı elektrik alan sağ yönlü olmazdı. Çünkü pozitif yükler kendilerinden radyal olarak uzaklaşan alanlar yaratır. Dolayısıyla böyle büyük sola doğru bir elektrik alan yaratırdı. Bu da bu yükün elektrik alan katkısını negatif olarak almamızı gerektirirdi. Çünkü yükün alanı negatif yönde olurdu. Yük pozitif olsa da toplam elektrik alana katkısı negatif olurdu. Çünkü yarattığı alan negatif yönü işaret ederdi. Bu da net elektrik alanın sıfır olmasına neden olurdu. Yani bu yük pozitif olsaydı toplam elektrik alan sıfır olacaktı. Çünkü buranın sonucu 8-8 yani 0 Newton bölü Coulomb çıkacaktı. Yani orta noktadaki elektrik alanlar birbirini götürecekti. Demem o ki negatif işaretlere <laughs> çok dikkat edin. Bu alanların her zaman birbirleriyle toplanacağını varsaymayın alanların işaretlerini tayin etmek için yükleri negatif bile olsalar pozitif olarak yazabilir ve sonra bu alanları toplamaya veya çıkarmaya yönlerine bakarak karar verebilirsiniz. Eğer alan sağ yönü ise terimin başına artı koyarsınız çünkü alan pozitif x yönündedir. Eğer alan sol yönü terimin başına eksi koyarsınız çünkü alan negatif x yönündedir. Özetlersek birden çok yükün yarattığı toplam elektrik alanı bulmak için her bir yükün toplam elektrik alanı bulmak istediğimiz noktada yarattığı elektrik alanları çiziyoruz. Sonra bu formülü kullanarak yüklerin yarattığı alanların şiddetini hesaplıyoruz. Ardından yükün işaretine değil yükün yarattığı alanın yönüne bakarak bu alanların toplam alana katkısının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu tespit ediyoruz alanları katkılarının işaretini göz önünde bulundurarak topluyoruz ve o noktadaki toplam elektrik alanı bulmuş oluyoruz.